Deniz. Deniz yok. Ablamla sinemaya gitti. Geç gelir. Hadi ya. Ben de yemeğe yetişeceğim diye koşturdum. Geç kalmadın canım. Ben de daha yeni hazırlamıştım. Yok, ben yemeyeyim. Deniz de yokmuş zaten. Ben de sen aç gelirsin diye. Tokum. Yani iştahım yok. Afiyet olsun. Deniz, buraya gel. Ya Deniz diyorum sana. Okula falan gitmeyeceğim, istemiyorum. Gitmeyeceğim ya, okula falan, gitmeyeceğim. Ya Deniz, gel buraya. Nereye gitmiyor? Ne oldu, niye koşuyor? Okula gitmek istemiyormuş. Aa, niye? Müsamere'deki rolünü beğenmemiş beyefendi, derdi o. Canım, öğretmenleriyle konuşuyoruz. Nedir yani? Daha neler, kaç gün olmuş. Ne yapacaklar, her çocuğun keyfine göre rol mü bulacaklar? Yetinmeyi öğrenmesi lazım. Hangi rolü seçtilerse o. Ayrıca oynamak istemiyorsa da oynamaz, olur biter. Okula gitmemek de neymiş? Deniz! Buyursunlar. Hocam. Bir yerinde bakıyorum. Nasıl olmasın? Milyonlar kafamızdan yağıyor. Krallar ters dönüyor. Hayatımıza büyük hareket geliyor. Benim keyfim nasıl yerinde olmasın? İstikamet nereye? Şirkete. Yakışır. Yakışacak tabii. Sen ne demiştin? Hayatımıza büyük hareket geliyor. Ondan sonrasını onlara düşünsün. Ama olmaz ki böyle. Bütün gün suratına sık mı dolaşacaksın? Çok mu önemli bu gösteri senin için? Dertleşmeye kapalıyız diyorsun yani, ha? Kaderden kaçılmaz. Ne yapalım? Hadi iyi dersler. Müdürüm, izin var mı? Kolay gelsin. Ben Egemen. Deniz Saygun'un babasıyım. Bir konuda konuşmak istiyorum sizinle. Vaktiniz var mı? Tabii. Buyurun Egemen Bey. Aslında ben de Eda Hanım'ı arayacaktım. Siz niçin konuşmak istiyordunuz? Karışık bir aile meselesi. Yani babayla oğul arasında nasıl desem bir eşik var. Onu aşmamız lazım. Ama çözüm basit. Yani maddi manevi biraz çabayla hepsi aşılacak gibi. Hepsi hallolur yani. Tabii sizin de desteğinizle. Peki ben ne yapabilirim? Okulumuzun psikolojik danışmanı var. İsterseniz ona. Manevi kısmı bende. Yani desteğiniz için ben nasıl maddi bir çaba gösterebilirim onu konuşalım istiyorum. Yani hem okulumuz adına hem sevgili müdürümüz adına vereceğiniz desteklere teşekkür mahiyetinde. Maddi kısmı sizde olduğuna göre Eda Hanım'ı arayacaktım. Size söyleyeyim. Yıllık ücretinde okulun bir yapılandırma yapmıştık. Yalnız son iki taksiti ödenmedi. Hani gelmişken bir hatırlatayım dedim. Hallederim ben. Hiç sorun değil. Yani şunu çözelim, hepsi hallolur.
sarı, pırıl pırıl halis altın. Yo tanrılar. İçim başka, dileğim başka değil benim. Ben kök istedim sizden. Cömert tanrılar, kök. Altının bu kadarı karayı ak, çirkini güzel, yanlışı doğru, soysuzu soylu, yaşlıyı genç, korkağı yiğit etmeye yeter de artar bile. Niçin yaptınız bunu tanrılar? Nedir sorunuz? Bilmez olur musunuz ki bununla rahipleriniz, kullarınız elinizden alınabilir. Sapasağlam insanlar ölüm döşeklerine serilebilir. Bu sarı köle dinleri yıkar da yapar da. Cehennemliği cennetlik eder. İğrenç cüzdanları sevdirir insana. Hırsızları baş köşede oturtup şanlar, şerefler, alkışlarla senatörler arasına sokar. Yıpranmış dullara koca bulduran da budur. Hastaneyi, çıbanlı hastaları tiksindiren kadına gül kokuları sürer, Nisan güneşleri getirir bu. Yalnız abi mevzuyu güzel özetlemiş hocam. Bu dünyada param varsa kralsın. Ama bir de tersini düşün. Nasıl? Yani sen bütün gücünü, kuvvetini paradan alıyorsan... ...sevgiyi, saygıyı parayla besliyorsan... ...paran gittiği zaman ne hale düşersin? Bir de onu düşün. Ya hocam... ...bak sen okuldayken bu kadar kolay sormuyordun. Öyle sorsaydın ben bitirirdim okulu. Ama bak cevap vermedin yani. Cevap şu hocam. Neyse ne olursun o kadar kalırsın. Bir Allah'ın kulu kalmaz yanında. Bir tane arkadaşın durmaz. Dost dediklerin, sevenlerin herkes kapıyı sana kapatır. Öyle olur. Karım dediğin koynunda yatan insan bir bakmışsın aa arazi. Ya. Ya. Onlar da bunun farkındalar işte. Eğer ellerindekini kaybederlerse başlarına geleceği çok iyi biliyorlar. Yani? Yani her yere saldıracaklar. Bütün kapıları çalacaklar. Ceplerindeki son kuruşa sıkı sıkıya sarılacaklar. Uğraşacaklar, direnecekler sonuna kadar. Peki asıl soru şu. Sen sabredebilecek misin? O kadar da uzun sürmeyecek. Şaka yapıyorsun. Bu ne ya? Bu... Nasıl, güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Ben bunu hastayım zaten ya. Hadi al o zaman. Geç şoför koltuğuna. Benim acelem var. Bir yere gideceğiz. O kadar hızlı değil. Benim de sana bir sürprizim var. Hayırdır? Biz de boş durmadık hocam. Çalıştık bu arada. İşleri takip ettik. Egemen bunu satacak hale geldiğine göre gerçekten uzun sürmeyecek. Bir şey soracağım. Bu tank mı yoksa araba mı? Ben ona göre kullanacağım da.